Merhaba İşe Başarı programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İstanbul Levent'ten devam ediyoruz. Evet hocam, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Canım hoş geldiniz. Teşekkürler. Namık Kemal İşcan, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tenis Uzmanlık Dalı mezunuyum. Daha sonra master'ımı Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Anabilim Dalı'nda 10-14 yaş elit tenis oyuncularının beceri transferleriyle ilgili bilimsel çalışmamla tamamladım. Biz spor okullarımıza başlayan çocuklarımız arasından özellikle tenisten örnek vereyim. 3-4 yaş arasında başlatıyoruz. Motorik becerileri ve fiziksel testlerden geçtikten sonra bu çocuklarımız arasında seçip onları performans anlamında yarışmacı, müsabık sporcular haline getirebiliyoruz. Evet, peki hocam, iyi bir tenisçi olabilmesi için en az kaç yıl geçmesi gerekiyor? Tabii biraz da öğrencinin kabiliyetine de bağlı mutlaka. Kesinlikle tenis işte 3-4 yaşından başlayarak 9-10 yaşına kadar oyun formatında geçmesi gerekiyor. Tekniksel açıdan tekniği vermek gerekiyor, becerileri vermek gerekiyor. Daha sonrasında 10 yaşından sonra gerçek tenisin başladığını söyleyebiliriz performans anlamında. Spor okullarımız haftanın 2 günü oluyor. Okullar açıkken cumartesi pazar günleri, kapalıyken yazın yaz okulları şeklinde hafta içi 5 gün şeklinde yapıyoruz. Buradan az önce de ifade ettiğim gibi spor okullarından yetenekli olan sporcuları seçtikten sonra fiziksel yeti ve motorik becerilerine göre performans takımlarına onlara da haftanın en az 5 günü tenis, arkasından yine yarım saatte kardiyo tenis şeklinde fiziksel açıdan onları geliştirmek amacıyla antrenmanlar yapmaktayız. Çocuklarımıza tabii ki spor yaptırırken ilk önce biz onlara özgüven kazanma, daha sonrasında da burada onlara spor vasıtasıyla yeteneklerini geliştirebilme ve kendilerini sunabilme fırsatı tanıyoruz. Daha sonrasında altyapı çalışmaları ve performans takımlarında örnek verecek olursam şu an 14 yaş Mustafa Kaan Köse kulübümüzün lisanslı oyuncusu Euro teniste şu an Ukrayna'daki turnuvada kulübümüzü ve ülkemizi temsil ediyor. Dünkü maçta da Ukrayna rakibine 6-0 yenerek Anatolba'da bir ileriki tura çıktı. Kendisi de şu an başarılar diliyorum. Vermiş olduğunuz doğru bilgilerle programımıza renk kattığınız için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.